Futbol herkese mutlu günler. Günler Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi da birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Fenerbahçe ligin 5. haftasında Kayseri Spor'la karşılaştı ve sağdan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu mücadelede sence nasıl bir oyun ortaya koydu? Ya Fenerbahçe bu mücadeleyi kalitesiyle kazandı. Şöyle kalitesiyle, mesela Adana, Adana'da bir maçıyla ben kıyaslıyorum. Adana'da bir maçında böyle daha fazla bir e, baskı, daha fazla bir tempo e, vardı. Hatta 47-3-0 oldu. Bu maçta e, Çağdaş Hoca başlangıçta biraz önlem almaya e, çalışsa da Fenerbahçe'nin burada kaliteli ayakları ön plana çıktı. Yine Fenerbahçe önde oynamaya, baskılı oynamaya, tempolu oynamaya çalıştı. Burada Juan Pedro'nun attığı gol bir anlamda e, tüm Kayserispor'un Spor'un direncini bitirdi. Bu yüzden Fenerbahçe bu maçı nasıl kazandı sorusuna e, yine Adana Demir maçında olduğu gibi oynamaya çalışsa da bence kaliteli ayaklarıyla Joshua King'in e, gol vuruşu bir kalite Juan Pedro'nun gol vuruşu bir kalite dolayısıyla kalitesiyle kazandı diyebiliriz e, diğer maçlarda e, daha çok pozisyona girip atamadığı maçlar oldu ama burada e, girdiği pozisyonları değerlendirdi zaten e, çok da üstün bir e, kadro e, Kayseri'ye göre Çağdaş Hoca zaten maç sonu açıklamada bunu çok net vurguladı taktiksel açıdan da e, bir anlamda Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu söyledi Dolayısıyla Fenerbahçe'de kaliteli oyuncuların sayısının artması bence galibiyetlerin artık daha rahat gelmesini sağlayacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de geride bıraktığımız haftada Michy Batshuayi kadroya katıldı. Bu transfer tartışmaları da beraberinde getirdi tabii özellikle zamanından dolayı. Sen Batshuayi'nin başarılı olacağını inanıyor musun abi? Ve Portekiz'de hoca sence nasıl kullanacak Batshuayi'yi? Ben inanıyorum çünkü ben Batshuayi Beşiktaş'tayken de hani çok beğendiğimi söylemiş. Şimdi Batu Şua'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Batu Şua'yı golcü olarak değerlendirdiğinizde olmuyor. Yani evet tabii ki hani golcü bir oyuncu olarak yani o bölgeyi alıyorsunuz ama Batu Şua'nın en güçlü olduğu nokta bitirici vuruşları değil. şu mesela Icardi. En güçlü olduğu nokta bitirici vuruşları. İşte Falcao en güçlü olduğu nokta bitirici vuruşları. Ne bileyim hani e, ama Batu Şua'yı böyle böyle Hoa Pedro en güçlü olduğu nokta bitirici vuruşları. Batshuayi'nin yan özellikleri onu en güçlü kılan bir forvet oyuncusu yapıyor. Bir hücum oyuncusu yapıyor. Yani geçen sene Malatya maçı olabilir. Gitti taç çizgisini orada rakibe baskı yaptı, topu kaptı, geldi, çizgi indi, çevirdi ve Beşiktaş gol attı. Şimdi bunu mesela Icardi yapmaz. Bunu Hua Pedro yapmaz. Şey işte bunu Falcao yapmaz. Yani normal golcüler bunu yapmaz. Bu yüzden e, Batu Batshuayi çok faydalı bir e, hücum oyuncusu olacak Fenerbahçe'ye. Neden? Çünkü hocanın istediği o önde baskıyı, kaleciye kadar baskı istiyor. Kaleciye kadar baskı yapılmasını istiyor Jesus ve bu baskıyı yapabilecek en önemli oyuncu. iki. Beşiktaş'ta yalnızdı. Yani yalnızdan kastım. Lerin oynadı, oynamadı. Sözleşme durumu vesaire. İşte Kenan Karaman hani kanat mıydı, golcü müydü? O da olmadı. Dolayısıyla yan, tek başına hem rakiplerle boğuştu hem gol atmaya çalıştı. Ve golcülerin en e, önemli avantajı ya dezavantajı şu özgüven. Özgüvenin varsa ilerleyebiliyorsun. Yoksa seni daha da geri atıyor. Özgüven kaybı da yaşadı. Ve dinlenme şansı olmadı Beşiktaş'ta. Tek golcüydü yani. Mesela Abu beraber olsa Batşuray çok farklı olur Beşiktaş'ta. Şimdi burada baktığında Juan Pedro'nun e, kanatları altında olacak. Batshuayi. Bu takımın golcüsü Hua Pedro. Bu takımın golcüsü Batshuayi değil. Bu şekilde okursak, ben Batshuayi ile alakalı gereksiz eleştirilerin olmayacağını düşünüyorum ve Hua Pedro Batshuayi. Bazı maçlarda Juan Pedro belki yorulacak, kenara gelecek bir şey olacak. Batshuayi Joshua King. Batshuayi Valencia. Formasyonları çevirebilirsin. Valencia Batshuayi. Hua Pedro Valencia. Sonra Batshuayi hamle olarak girecek. Dolayısıyla etrafında King, Valencia ve Pedro gibi üç önemli destek verecek hücum oyuncusu var. Ee, ve artı hocanın da istediklerini geniş çerçevede önde baskıyı ve fiziksel oyunu yapabildiği için de e, ben önemli ve doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum ama eleştirilen konu biraz zamanlaması. Onu da konuşuruz zaten. Peki transferde artık son saatler yaşanıyor. Fenerbahçe transferi kapattı söylendi ama son dakikalarda klasik bir hamle gelir mi? Ya genç oyuncu biraz daha biraz daha hani savunma bölgesine ki bunları yapıyor mesela Thiago Çukur geldi. Burada şimdi bize Fenerbahçe'nin doğrudan A takıma kattığı oyuncuları hep hani konuşuyoruz. Doğru ilk 11'e daha doğrusu ilk 11 diyelim kattı, katabileceği oyuncular üzerinden görüyoruz. Fenerbahçe gerçekten aradı. mesela İsmail yüksek gibi bir oyuncu aldı, gitti üçüncü geldi, kira aldı falan. Şu anda ciddi anlamda İsmail yüksek ilk kombini zorlayabilecek bir oyuncu. Tiago i̇şte çukura yatırım yapıyor yine böyle bu tip bir e, genç bir stoper arayışı da var. Ama ana kadro artık şekillendi. Atilla da kaldı. Zaten önceki yayınlarımızda söylemiştik. Hoca kesinlikle kimden sonra Atilla'nın gitmesini istemedi. Yani kimden sonra olmaz dedi. Ki e, bu yüzden Atilla'nın kalması da bence çok çok değerli Fenerbahçe adına. Ee, dolayısıyla ben sadece e, yatırım amaçlı, orta vadeli, uzun vadeli bir e, genç bir oyuncu savunmaya alınabilir diye düşünüyorum. Peki o zaman buradan şunu sorayım abi. Fenerbahçe'nin eğrisiyle doğrusuyla bu sezonki transfer politikasını nasıl Şimdi az önce Batu konusunu konuştuk. Dedi ki Batu Şua'yı bir, 3 milyon euro aldı. Doğru. İki, hoca istedi. Doğru. Üç, şahsen ben hani bir spor sever olarak, gazeteci olarak, spor yazarı olarak neyse beğendiğim bir tarzda hücum oyuncusu. Bak golcü demiyorum. Hücum oyuncusu diyorum. Dört. Bu adam Batşuay'ı bu adam sahadayken her şeyini veriyor. Direğe çarpıyor, oraya çarpıyor, kaçıyor. Ama ben sahada bu adamın her şeyi verdiğin, her şeyini verdiğini görüyorum pozitif anlamda. Tamam da bu kadar yani bu adamı övdük. E biz şimdi neyi yani niye eleştiriyoruz? Neyi eleştiriyoruz burada? Burada şunu eleştiriyoruz. Burada zamanlamayı eleştiriyoruz. Zamanlama yani doğru karar aslında zamanında verdiğin karardır. Bat şu ay yolların ayrılacağı ne zamandan belli? Nisan. Hadi zorla Mart. Hadi Mayıs. Eylül'de geldi bat şu Şimdi insanların da sorduğu soru şu. Neden Eylül'le geldi? Yani bu adamı madem hoca istedi. Bu adamı zaten biliyorsunuz. Hani sonuçta Chelsea kulübü de adamı tutmak istemiyor. Ve bu adam 3 ay boyunca bir yere transfer olmamış, gitmemiş. Sebebini bilemiyorum. Belki servis, belki kendisi gitmek için, belki talep yok. Neyse. İşte Eylül'le olunca transfer politikasını eleştiriyor insanlar ki ben de eleştiriyorum. Neden? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını neden kaybetti? Gol atamadığı için kaybetti. Hakemde katkısı var tabii. İptal ettiği bir gol vermedi penaltı ama ve Fenerbahçe ben iddia ediyorum Dinamo Kiev maçını geçseydi Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali çok yüksekti. Ben Kadıköy'de o atmosferi, hocayı, taraftarı, takımın kenetlenmesini gördüm. Uzun süpa, 2004'ten bu yana ben Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum Kadıköy'de. Uzun süre sonra ilk kez böyle bir hava gördüm. Sen Dinamo Kiev'i geçsen o özgüvenle Benfica işte bir Avusturya ekibi daha vardı da, e, rahat geçer Fenerbahçe. Benfica ile final maçına çıksam her şey olabilir. Sen neden inanmıyorsun Şampiyon Ligi ne kalacağına ya? Neden inanmıyorsun? Şampiyonluk garanti mi? Değil. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir. Yüzde yirmi düz mantıkla. Birini yüzde dersin, birini yüzde dersin değişir. Düz mantıkla yüzde yirmi burada Benfica maçına kadar gelsen 5 milyon euro. Benfica'yı geçsen Şampiyonlar Ligi bak iddia ediyorum Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı ve şampiyon olamasaydı en az şampiyonlu kadar değerli bu Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Çünkü biz bir daha ne zaman göreceğiz artık Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımımızı. Bu yüzden Batshuayi 3 milyon euroya Eylül'de aldım. Ne büyük iş yaptım değil. Batshuayi Şua'yı Mayıs'ta, Haziran'da 6 milyon euroya al. Dinamo Kiev maçlarında çıkar. Valencia'da rahatlasın. Lincoln'da rahatlasın. Joshua King'de rahatlasın. 3 milyon euro. Çok para. E, Samat da 6 milyon euroya geldi Fenerbahçe'ye. E, Samat da 6 verdin. Yani 3 milyon euro daha ucuza almak için Batshuayi, Benfica'yla Benfica ile ee, final maçını kaçırdı belki de. Bu yüzden benim şahsen eleştirim şu. Sayın Başkan 2018'de seçim konuşmasında Sayın Az Yıldırım'a yaptığı eleştirilerin hepimiz hatırlıyoruz işte geç transferler şu bu uzun uzun konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor. İşte panik transferi diyor. Panik transferi yapamadı Sayın Başkan birçok konuda. Hani geçmişi eleştirdiği kadar da başarılı değil bence bazı konularda. Yani ilginç olan şu, enteresan gelen şu, şeyi biliyor yani sıkıntıyı biliyor. 2018'de bizzat söylemiş ama yine kendisi aynılarını yapıyor ya da yapamıyor bile onları yani. Bu yüzden geçen bu 3 yıl ve 4 yıl ardından artık sıfır hata, sıfır risk yola çıkman lazım. Bak hocayı aldın kimsenin sesi çıkıyor mu? İsmail Hoca Ümraniye maçını kaybetse, berabere kalsa, İsmail Hoca Dinamo Kiev maçında kaybetse neler olur? Nasıl eleştirilir? İşte bu yüzden sen jestu aldın ve herkes buna şapka çıkartıyor. Doğru diyor. Ve bence yılın transferi Fenerbahçe adına. Oyuncular falan değil. Önce Jesus. E tamam sen bunu yaptın. E neden bir ayağı eksik bırakıyorsun? Neden ba Batshuayi alacaksan eğer neden almadın daha erken? Ya ben ben sadece bunu anlayamıyorum. Ve işte Fenerbahçe yönetimi 3 milyon euroya aldık diyor övünüyor. Hayır, Batshuayi almak futbol aklı olarak, oyun aklı olarak doğru bir hamledir. Altıyı ver, Mayıs'ta al, Haziran'da al, çık Dinamo Kiev karşısına. Batshuayi yı yıpratsın, Valencia yı atsın arkadan. Valencia hem yıpratacak hem atacak. Hazır olmayan Joshua King. Hatırlayın Joshua King'in durumunu. Ne o yüzden Eleştiri bu. Yani oyuncuyu ne zaman aldın? Zamanında aldın mı oyuncuyu? Kararları zamanında vermiyorsan doğru karar değil. Dolayısıyla oyuncu bazında evet Lincoln'un gelmesi, <laughs> gelmesi gayet olumlu. Batshuayi'nin gelmesi gayet olumlu. İşte Joshua King'in performansını görüyoruz. İşte Ferdi ile sözleşme yenilenmesi ben bunu da bir transfer olarak görüyorum. Jesun bak bunlar hepsi olumlu. Ama yine bazı şeyleri geç yaptığın için şimdi bütün stres şu olacak. Şampiyon olacak mı olmayacak Fenerbahçe diye. Sen şampiyona gerek kalabilsen ya da bırak kalmayı, o mücadeleyi hani kaybetsen bile, finalde kaybetmiş olsam bile insanlar derdi başkan üzerine düşeni yaptı bak kocayı getirdi. Golcüyü de aldı. Futbol bu der. Yine sana kredi açardı yani. Yoksa Kadıköy'de yağmur yağdı. Dönüyor taraflar diyor ki başkan golcü almadın diye. Sadın çevresinde trafik var. Başkan sen golcü almadın diye. Şey hata yapıyor. Jesus hata yapıyor Ümrani maçında. Tek önde libero çıkıyor. Arao. Orta saha bomboş. Başkan golcü almadı. Ne alakası var golcüyle o maçın mesela? Her şey çünkü golcüye kitle e, bağlıyor insanlar yani. Benim eleştirim zamanlamayla alakalı. Yoksa başka bir şey değil yani. Ki son gece galiba Nottingham Forest'a transferde direkt Şimdi anlayınmış. bak. Bak şimdi çok güzel bir nokta. Fenerbahçe yönetim diyor ki Sayın Selahattin Baki geçtiğimiz senelerde dedi ki nasıl dedi biz dedi şeyi getirdik Perer'i hiçbiriniz yazmadınız dedi. Bunu övündü. Ya Pereri bana kendisi dese ki ben Fenerbahçe'ye geliyorum ben yazmam. Kendisi dese bana inanmam. Fenerbahçe yönetimine bir de seni yazmam. Yok derim artık her yani Perer'i almazlar. Çünkü yani şöyle bir şey var hani tazminat alıp gitti ya bu adam. Hani hoca tazminat aldı gitti. Şimdi tazminat alan bir adamı sen bir daha ve 2 ay, 3 ay boyunca çalışmışsın. Hani yok derim yani. Ve bununla övünüyor Fenerbahçe. Şimdi dolayısıyla bu Nottingham Forest olayı da bu. O kadar kötü iletişim yapıyor ki Sayın Başkan ve yönetimi. O kadar kötü ki iletişim departmanı olmasa bu kadar olur yani. Şimdi ben Sayın Selahattin Baki'nin söylediği ve Sayın Başkan'ın söylediği Nottingham Forest'ın elinden aldıkları ifadesine inanıyorum. Çünkü e, her zaman doğru konuştuklarını biliyorum. Ama geç konuşuyorlar. Bak yine aynı şey. İnsanların aklına artık yerleşti bu. İnsanların aklı, insanların aklına ilk gördüğü şey maalesef yerleşiyor. Nottingham Forest'a gidemedi, şu ay Fener'e geldi. Sen istediğin kadar anlat. %10-15'in ee, bu aklındaki yanlış bilgiyi temizleyebiliyorsun. Yani. Efendim bak biz nasıl transferi saklıyoruz. Yani. Exacto, yağız her şeyi yazıyor zaten. Yani Saklamıyoruz gerçeği. Şey ortada her şey biliniyor. Başkan hangi uçağa bindi, hangi uçakla gitti, hangi uçakla indi. Bir adam menüyü yazmıyor neydi ni yani aslında saklamıyorsun da. Yani bu bu e, hala Sayın Başkanın az yıllarım döneminden geliyor olması. Sayın az yıllarım dönemi çok sert ve katı bir iletişim politikası vardı. Oradan geliyor olması belki kendi ee, karakter yapısı da bunun eklendi daha böyle işte transferde sızmıyor. Ya, tra ya, transferde sız sızıyor 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 ama yanlış sızdığı zaman yönetime yazıyor Fenerbahçe kulübüne yazıyor bunu hala 2022 oldu hala anlayamadı yönetim yani efendim biz bizim politikamız bu işte şöyle böyle falan neyse uzun konuştuk o zaman biraz da hücum hattının kalabalığına bakalım abi. Joao Pedro'nun form tutması, Batshuayi'nin gelişi derken orada bir şişkinlik oldu ve Serdar Dursun'un Avrupa kadrosunda yazılmadığını gördük. Valencia'da formda şu an ligin en golcü isimlerinden birisi. Yesus önümüzdeki süreçte Fenerbahçe'de hücum hattını nasıl şekillendirir? Valla bu çok zor soru ve ben de merakla bekliyorum. Şimdi Hua Pedro, bak Galatasaray'a yazıldığında ben dedim leblebi gibi gol atar. Ben yani adamı hastasıyım. Icardi'yi çok seviyorum. Onu da inşallah de işte onu da o da geliyor. Bunlar golcü mesela. Şimdi Hua Pedro bitirecek. Batshuayi yoracak gibi duruyor. Ama arkalarında Joshua King olursa bu sefer fazla mı ofansif olacak? Valencia takımın en golcü oyuncusu ne olacak? Dolayısıyla bunu biraz yaşayıp göreceğiz. Maça göre, form durumuna göre. Ama bence mümkün olduğunca şeyi Hua Pedro'yu ve Batshuayi kullanmaya çalışacak. Niye? Şimdi Valencia bazen bitiriyor bazen bitiremiyor. Ama Hua Pedro bitiriyor. Hua Pedro'nun bitiriciliği hemen hemen garanti. Valencia önde baskıyı yapıyor ama Batshuayi gibi de tam yapamıyor. Ama Batshuayi'nin önde baskısı garanti. Dolayısıyla sanki ben burada Hua Pedro ve Batshuay'ı bir arada daha çok görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum ve bu da şahsen beni bir futbolcu olarak heyecanlandırıyor. Biri basarken diğeri bitirecek. Belki bu arada Batu şu anda performansı artacak, o Pedro olduğu için. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ama güzel, eğlenceli, keyifli bir hücum hattı e, ortaya çıkıyor. Son olarak Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun abi? Ve birkaç ay önceki Dinamo Kiev maçında Şampiyonlar Ligi farklı olarak Fenerbahçe nasıl çıkacak Dinamo Kiev'in karşısına? Ya bak şimdi şöyle bir şey var. Bu benim kendi şa ilk şampiyonu çok önemli. Yani taraftar için çok önemli. Ama artık görüyoruz ki lig şampiyonu olduğunda da şampiyona gidemiyorsun. kendi içimizde kutlayacağız. Kimi şampiyon olursa tebrik edeceğiz. Başarılar dileyeceğiz ama şampiyonlar ligine gitmeyle alakalı. Dün başladı şampiyonlar ligi maçları. Abi heyecanlanıyorum ya. Vallahi heyecanlanıyorum yani. Hani dünyanın en önemli futbol organizasyonu. Bak Dünya Kupası da var oldu. Bence Hadi, kulüpler bazına diyelim. New York basına yapalım. Ee, bir an önce televizyon başına geçip maçı izlemek istiyorsun. Artık orası bizim için çok zor ve lüksü. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şu. Ligde şampiyon oldun. Başarı olacak. Ama Avrupa'ya gidemeyeceksin. Ama ben bu kadronun Avrupa Ligi'nde gidebileceğini düşünüyorum. Hissediyorum yapabilir. Sadece kadro ile alakalı değil. Hocayla alakalı. Hoca biliyor o yolları çok geçti. Yani Avrupa Ligi'ni de en az ilk kadar önemsemesini istiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak talep ediyorum. Bir spor sever olarak talep ediyorum. Hazır böyle hoca bulmuşken Avrupa Ligi'ni de önemse. Gerekirse ligde bazen rotasyon yap. Avrupa Ligi'ne sakla. Hani inşallah görürüz. Şubat'ı, Mart'ı, Nisan'ı neyse o, o tarihleri. Hmm. Ben şahsen Fenerbahçe'nin çok başarılı olma ihtimalini görüyorum. Yeter ki şans yanında olsun. Ee, i̇yi bir kadro oluştu. Biraz geçse olsa fena bir kadro oluşmadı daha doğrusu. Dinamo Kiev ile alakalı da bunu bir rövanş maçı olarak görmezse de kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Yani geçmiş geçmişte kaldı İşte o oldu bu oldu falan. Temiz bir sayfa açıp hani bu maça normal bir maç olarak bakmak bir rövanş olarak bakmamak işte sonuçta e, Fenerbahçe'yi oynarken elendi Dinamokiev'e. Bu şekilde bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Yol açık olsun Fenerbahçe'nin Avrupa'da. Abi hem keyifli sohbet hem bilgiler için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir günden Fenerbahçe'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.